Çekim mi oğlum? Gençlikte olur böyle şeyler. Biz de zamanında sevdik, sevildik, kavga ettik kız için. Hatta ben böylesi bir kavgada bir kıza aşık olmuştum, biliyor musun? Hadi ya. Ya. Nasıl oldu o? Bir gün böyle yolda yürüyorum. Bir baktım iki tane serseri bir kızı sıkıştırıyorlar. Ben de hiç düşünmeden daldım aralarına. Nasıl dövüyorum biliyor musun? Ben biraz sinirlenince psikopata bağlarım da ondan. Neyse öyle işte, bayağı pataküte daldım. Yani ne? O şiddet bence çok iyi bir şey değil. Hı? Sen mi söylüyorsun bunu? Nasıl oldu elindeki yaralar? Çiçek dikerken mi? Peki kız ne yaptı? Teşekkür etmiştir herhalde. Ha, etti etti. Etti. Hatta bir de evlendi benimle. Lan oğlum, sabahtan beri Sultan Deniz'in hikayesini anlatıyorum. Sen ayıkmadın tabii ki. Biz de Cemre ile evlenecektik. Yani gerçi hala beni istiyor mu bilmiyorum tabii. Ya ister ister. Yine konuşursunuz, barışırsınız, yine sevgili olursunuz. Gençlikte olur böyle şeyler, ha? Sen takma kafaya. Ne arıyor bu adam Serkan'ın yanında? Senin çocuğun var mı? Var. İki tane. Bir kız, bir oğlan. Aynı Defne ile ben gibi yani. Ha evet, Defne ile sen gibi. Hatta ikizler biliyor musun? İkiz mi? İkiz. Kahretsin. Ne anlatıyor bu pislik Serkan'a? Sonra artık kader mi dersin, ne dersin? Kaybettim ben çocuklarımı. Öldüler mi? Yok, yaşıyorlar. Yavuz Bey! Boya ve tiner kutuları hala garajda duruyor. Toplamamışsınız. Evet, bahçedeki işler bitsin sonra hallederim dedim. Hayır hayır, onları hemen toplayın. Onların orada durması resmen yangına davetiye. Değil mi? Ben gideyim de kaldırayım o zaman. Ya ne bağırıyorsun adama? Tamam, 5 dakika sonra yapardı. Karışma oğlum sen. Yetişmeseydim her şeyi anlatacaktın değil mi Serkan'a? Nazan Hanım, çocuklar önce beni tanısın, sevsin. Sonra babaları olduğumu zaten söyleyecektim. Baktım Serkan sevdi beni. Ha, sen de ben hemen her şeyi söyleyivereyim dedin değil mi? Gerizekalı. Ya sen Serkan'ı düşünseydin beni dinlerdin. O çocuk yeni bir hastalık atlattı. Bir sarsıntıyı daha kaldıramaz dedim ben sana. Ya... Eninde sonunda babaları olduğumu zaten öğrenecekler. Ha şimdi, ha sonra ne fark eder? Ben anlamadım ki. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen durmayacaksın. Peki. Ben sana istediğin kadar para vereceğim. Sen de bu evi terk edeceksin. Hayır. Yani paraya hayır demem. Ama çekle olmaz. Bu çeklenmekten ben pek anlamıyorum. Nakit olursa daha sevinirim. Tamam. Tamam, peki. İstediğini yapacağım ama sen de bu evden gideceksin. Hayır, ben burada kalacağım.
çocuklarımın yanında. Ama sen bana yine de o parayı vereceksin. Yoksa Serkan'a gider babası olduğumu söylerim ağzına. Tamam, 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 vereceğim. Allah'ın cezası, vereceğim. Yalnız Nazan Hanım, Serkan aynı bana benziyor biliyor musunuz? Dün sevgilisi için kavga etmiş. Ben de hakkımı yedirmem de o anlamda dedim. Aferin, aferin. Böyle kavga etmek gururlanacak bir şeymiş gibi söylüyorsun. Bayağı sorumlu bir babasın yani. Sen benim babalığıma laf ediyorsun ama görüyorum ki sen de sevinmişsin. Ne diyorsun sen be? Ya Tuna mıdır nedir adı her ne zıkkımsa Serkan'la sevgilisini ayırmak için sen ayarlamışsın. Hayır canım, yapmadım öyle bir şey. Nasıl yaptın bunu Nazan Hanım? Hı? Nasıl yaptın? O sevenlerin, o gencecik çocukların arasına nasıl böyle bir ayrılığı soktun ha? Bana bak, ben senin anneliğini hiç tasvip etmiyorum. O benim canım kızım Defne'mi de kendine benzetmişsin. O da senin gibi şımarık bir şey olmuş çıkmış ya. Sana ne be? Sana ne? Sen bunca sene sonra gelip bir de bana annelik mi öğreteceksin? Ha? Ben ne yapacağımı sana mı soracağım? Bana bak, eğer bu konuştuklarımızı Serkan duyarsa yemin ediyorum ben seni mahvederim. Hayır, hiç kimseye bir şey söylemeyeceğim. Ama şimdilik. Sen de parayı öğleden sonraya kadar hazır edersin artık değil mi?